Herkese merhabalar. Bu dersimizde kullanıcıdan input alma işlemine bakacağız arkadaşlar. Şimdi şu ana kadar biz kendimiz burada hep değişkenlerin değerlerini elle verip, bu değerleri ne yaptık, bir takım işlemler yaptırdık ya da bu değerleri kendimiz bastırdık. Fakat ben bu değerleri artık ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Doğrudan kullanıcıdan almak istiyorum. Örneğin ben bir kullanıcının ismini almak istiyorum. Ben burada Fatih açık demek yerine kullanıcının vermiş olduğu ismi ekrana yazdırmak istiyorum. Gelelim hemen. Önce şu Fatih açık gözü bastıralım. Geliyorum buraya. İsim diyorum arkadaşlar. Input fonksiyonu sayesinde şöyle kontrol klik ile gidelim. Bakın input en sola dayalı bu değil, insin içerisinde. O zaman fonksiyondur. Input fonksiyonunu kullanarak diyorum ki lütfen bir isim giriniz diyorum. Kime kullanıcı? Kullanıcı o ismi girdikten sonra bu ismi ekrana yazdıracağım. İsminiz Şöyle bunu ekrana yazdıracağım arkadaşlar. Geliyorum run dedim. Bakın ilk başta benim girmiş olduğum ismi yazdı. Lütfen bir isim girin diyor. Benden burada bir girdi bekliyor. Yani kullanıcıdan bir girdi bekliyor. Yani program kullanıcısından bir girdi bekliyor. Ben geliyorum burada örneğin Kaan Akademi dedim. Enter'a bastım. Bakın ne dedi bana? İsminiz Kaan Akademi dedi. İstersek biz bu ismi 3 defa yan yana da yazdırabilirdik bildiğiniz üzere. Geliyorum. Kaan Akademi dedim. Bakın ne oldu? 3 defa Khan Akademi yan yana yazdırdık. Hani bu input'u görün diye bu örneği verdim. Ee, input'u bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Peki biz sayısal input'ları nasıl gireceğiz? Ee, örneğin ben burada kullanıcıya, kullanıcıya diyorum ki sayı 1 iki tane sayının toplamını örneği kullanıcıya vereceğim. Yani kullanıcının girmiş olduğu iki sayının toplamını kullanıcıya söylemek istiyorsam kullanıcı geliyorum. Lütfen birinci sayıyı giriniz diyorum. Ctrl D ile kopyaladım. Şuna da ikinci sayı diyorum. Sayı 2 print gelip şuradan sonuç deyip sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Şimdi geldim. Önce şu ismi falan şuradan artık yorum içerisinde alalım. İsimlerle işimiz kalmadı. Run dedim. Lütfen birinci sayı girin diyor. 15 girdim. İkinci sayı girin diyor. 26 girdim. Görmüş olduğunuz gibi benim karşıma hangi sonucu verdi? 15, 26. Neden arkadaşlar? Çünkü ben burada tip kontrolünü yaptığım zaman type sayı 1 ve şöyle kontrol D deyip alt şifte basıp aşağı geçip şurayı iki şeklinde değiştiriyorum. İkisinin de tipine baktığım zaman mesela sayı 1'e girdim 15 girdim. Bakın ne diyor? Bunun değeri str diyor. Diğerine gireyim. Diğer sayı 27 girdim. Diğer sayı da str diyor görmüş olduğunuz üzere. İkisini de string olarak alıyor. Demek ki input fonksiyonunu aslında incelediğim zaman görüyorum ki bakın ne diyor zaten burada. Read a string from standard input. Yani siz inputunuz standart inputtan bir string değeri okur diyor. Yani siz ne girerseniz girin bunu string olarak algılayacaktır. Peki ben bunu sayılara nasıl yapacağım? Sayıları nasıl çevireceğim? Az önceki derste bir önceki derste görmüş olduğumuz gibi tip conversion yani tip dönüşümü yaparak bunu sağlayacağım. Buraya geliyorum diyorum ki benim almış olduğum bu stringi sen input'a çevir kardeşim. Şey input'a diyorum. Integer'a çevir kardeşim diyorum. Ve geliyorum bu şekilde integer'a çeviriyorum arkadaşlar. Ve bu integer'a çevrilmiş değeri değişkenimin değerine atıyorum. Run dedim. Geliyorum 15, 26 dedim. Bakın burada zaten class int oldu görmüş olduğunuz gibi. Tipi artık int sayı birin. Ve 26 dedim. Bunda sayın tipi int oldu ve 15 ile 26'yı topladı görmüş olduğunuz gibi 41 değerini karşımızda görmüş olduk istesek bunu float'a da çevirebilirdik hiç fark etmez ee, sonuçta işlemlerimizi yine sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlanacak tabii ki kullanıcı float bir değer girmesi girebilir o yüzden burayı float yapsak daha mantıklı şimdi peki Kullanıcıdan ben bir tane karakter girme işlemini nasıl sağlarım? Yani ben atıyorum kullanıcıdan kullanıcıya diyorum ki e, kullanıcıya bir çıktı vereceğim örneğin. Şöyle karakter input diyorum. Lütfen işte erkekseniz e harfine şöyle kadınsanız k harfine basın şeklinde e, bir çıktı vermek istiyorum. Ve kullanıcının vermiş olduğu e, bu çıktıyı ileride şimdi kontrol yapılarını kullanarak bunu daha rahat elde edeceğiz ama şu anda ben burada kullanıcının vermiş olduğu e, karakteri göstermek istiyorum diyelim. Yani kullanıcıdan sadece ben bir tane karakter almak istiyorum. Şimdi geldim. Şunları bu arada yine yorum içerisine alalım. Geldim. Atıyorum e harfine basın dedi ya ben burada gittim bir sürü E'ye bastım başka harfleri de bastım enter'a bastığımda bakın ne oluyor Kullanıcının ilk karakterini Girmiş ol, Almış olmuyoruz Yani Kullanıcının e, Şu ilk harfini yakalayamıyoruz bu ilk harfi yakalamak için Nasıl yaparız arkadaşlar şöyle yaparız Gideceğiz buradaki e, sonuçta bu input fonksiyonu Bize ne döndürüyordu yani input fonksiyonunu bir string ifade döndürdüğü için, yani bir string ifade verdiği için bize, bize görmüş olduğunuz üzere string bir değer verdiği için ben bu string değerin ilk harfini ne yapabilirim? Yakalayabilirim. Bakın sıfır dedim, yani ilk harfini, ilk sıfırınca indeksindeki harfini karakter değişkeninin değerini ata dedim, ata dedim. Run değişkenler diyorum. Geldim buraya, atıyorum E'ye girdim, buraya istediğiniz girin. Yine bana bakın E sonucunu verecektir, yani şu ilk karakteri alacaktır. Aynı şey işte K için de geçerli ilk harfini alıp bana verecektir görmüş olduğunuz üzere yani kaç tane harfe kalmak istiyorsanız Aslında burada belirleyebiliyorsunuz ee, şimdi gelelim bu e, bu e, işte bunlarla bir e, hata ile karşılaştığımızda bunu nasıl gidereceğiz bunu çözümleyelim arkadaşlar bu hatayı Ben daha sonradan detaylı olarak göstereceğim sizlere ama şu an yine bunun e, ufak bir örneğini görerek size göstermek istiyorum. Örneğin ben burada kullanıcı şu örneği tekrardan açacağım. Şurayı kaldırıyorum. Şimdi ben burada fullat float full dedim ya. Atıyorum float değildi. Kullanıcı birinci sayı girin diyor ya birinci sayı girmedim. Enter'a bastım. Bakın ne oldu? Birinci sayı girmediğimde yani bir karakter dizisi yolladığım zaman, bir string yolladığım zaman bana ne dedi? Couldn't convert String to float. Yani ben stringi float'a çeviremiyorum manasında. Bana bunu yazdı. Şimdi ben o yüzden kullanıcının girmiş olduğu bunu, bu değerlerin kesinlikle float olmasını bekliyorum. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Bunun için şurayı silelim. Buraya try anahtar kelimesini yazıyorum. Try demek denemek demek. Yani siz burada bir deneme işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Şurayı alıyorum. Tab ile 4, e, 4 tane boşluk olacak şekilde e, şöyle yapayım tekrardan. Shift tab yaparsanız 4 tab geri atar. 4 boşluk geri atar. Hepsini seçip yani bütün kod bloklarını seçip e, kod satırlarını seçip, seçip tab'e basarsanız 4 satır ileri atar. Bu e, indentation'a daha sonra değineceğiz. Şimdilik siz lütfen böyle yapın. Geliyorum, accept anahtar kelimesini kullanıyorum. Ve bu accept anahtar kelimesinde, şimdi ben burada karşılaştığım hatanın value error yani bir değer hatası olduğunu görüyorum. Yani bana normalde float gelmesi gerekiyordu fakat sen bana string yolladın ve ben bu stringi float'a çeviremiyorum diyor. O yüzden burada bir value error yani e, değer hatası durumu var. Ben burada bu değer hatasını yakalıyorum ve ekrana kullanıcıya diyorum ki lütfen fulat bir sayı giriniz şeklinde ya da şöyle lütfen bir sayı değeri giriniz şeklinde bu hatayı böyle kırmızı olarak göstermek yerine kendim bu hatayı yakalayarak kullanıcıya e, düzgün bir hata vermeyi sağlıyorum yani warning bir uyarı vermeyi sağlıyorum gelelim isterseniz. Run dedim. Birinci sayı girin diyor. Birinci sayı girmedim. Görmüş olduğunuz üzere bir saniye sayı bir e, is not defined dedi. Bunun sebebi şu arkadaşlar. E, biz burada sayı bir değerini burada aldığımız için ben burada hemen şu sayı biri dışarıda tanımlayacağım. E buna daha sonra çok daha güzel değineceğiz ama şu an size kısaca yine anlatayım. Şimdi bu bloğun içerisinde olduğu için yani try'dan sonraki şurada iki nokta kullandık ya biz burada artık yeni bir indentation başladı. Yani yeni bir kod bloğu var arkadaşlar burada. Ve bu kod bloğunun içerisinde oluşturulan değeri gidip siz burada bir daha kullanamıyorsunuz. Çünkü try bloğunun içerisinde oluşturulan orada kalıyor. Ve e, siz bunu alıp bir daha burada sayı bir olarak kullanamıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi isNative'a tas veriyor. Fakat siz burada kullanmak istediğiniz satırla aynı seviyede bu değişkeni oluşturursanız bu global, lokal vesaire bunlara detaylı bir şekilde değineceğiz. Yani en üst şeyde oluşturmaya global değer oluşturma diyoruz. Bir indentation yani bir bloğun içerisinde oluşturmaya lokal değişkenler diyoruz. Biz burada sayı 1 ve sayı 2'yi global oluşturduğumuz için burada global, global olarak değerlerini değiştirdiğimiz için global olarak değerlerini ekrana yazdırabileceğiz. Burada hata almayacağız. Ama şu an bununla kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Şu an amacımız try ve accept'e odaklanmak. Ben burada run değişkenler dedim. Birinci sayı girin diyor. Ben burada birinci sayı girmedim. Ve görmüş olduğunuz gibi lütfen bir sayı değeri girin dedi. Ve e, ekrana sıfır değerini bast, Yani sayı 1 ve sayı 2 değerini e, bastı. Tabi başlangıçta bir sayı 1 ve sayı 2'yi varsayılandı. Sıfır belirlediğimiz için ekrana sıfır sonucunu bastı. Bu tamamen hatadan kurtulmak için de bu sebeple... Şu an bunu e, önemsemiyoruz Geliyorum buraya örneğin sayı 1'i 5 olarak girdim Bakın bu sefer benden sayı 2'yi istiyor Sayı 2'yi bu sefer hatalı gireyim Bakın bu sefer lütfen bir sayı değerini Giriniz e, Hatasını uyarısını bana bastı Farkındaysanız Kırmızı hatalar çıkmıyor Böylelikle kullanıcının korkması engellenmiş oluyor yani aslında Korkunç hatalar çıkmıyor yani karşımıza e, Fatal erörler yerine neler çıkıyor warningler çıkıyor, uyarılar çıkıyor. Buna çok ilerleyen zamanlarda çok daha detaylı değineceğiz zaten. Şimdi ben tabii burada sonuç değerini şurada bastırmak istemem arkadaşlar. Neden? Çünkü ben burada mesela sayı 1 değerini doğru girip sayı 2 değerini yanlış girsem bile karşıma önceki değerler toplanmış halde çıkıyor. O yüzden ben bunu aşağıda şu trayın en, alt, en altında girerim ki zaten bir hata fırlatıldığında Şöyle geliyorum sayı 1 dedim örneğin ben burada sayı girmediğim zaman Zaten burada Otomatikman ne oluyor yanlış giriş yaptığım zaman Hata fırlatılıyor ne hatası value error hatası Biz bu hata fırlatma işlemini Throw diyoruz arkadaşlar fırlatmak yani Burada bir hata fırlatılıyor Fırlatılan hatanın ben burada value error olduğunu görmüştüm zaten Nereden görmüştüm şu sol altta çıkmıştı hatırlarsanız Kırmızı şekilde Ben burada bu hatayı yakaladım Ve e, bu hatanın yakalandıktan sonra nasıl ne olduğunu ekrana yazdırdım. Yani ben bunu kendim bu uyarıyı vermek istedim. Lütfen bir sayı değeri giriniz şeklinde bu uyarıyı verdim kullanıcıya. Fakat ilk satırı doğru girsek, şöyle ilk satırı doğru girdik diyelim. İkinci satırı yanlış girsek, bakın yine. Bu sefer burada bu hata fırlatılıyor ve bu hata fırlatılıp şu arttı, alttaki kodlar okunmadan, alttaki kodlar da, e, çalıştırılmadan otomatikman value error hatasının içerisine gittiği için e, lütfen bir sayı değeri yazınızı karşımızda görüyoruz. Geliyorum bu sefer ikisini doğru giriyorum. Örneğin 25 ve 27 gireyim. Görmüş olduğunuz üzere iki sayıyı topladı ve 52 sonucunu karşımıza yazdı. Çünkü try'ın içerisi başarılı bir şekilde sonuçlandı. Herhangi bir hata fırlatılmadı. e Haliyle e, buradaki sonuç karşımıza çıkmadı. Yani şu value error içerisinde e, bu e value error hatasıyla karşılaştığımızda karşımıza çıkacak çıktı e karşımıza çıkmadı. Çünkü try başarılı bir şekilde tamamlandı. Daha hata fırlatmadan e haliyle biz ne yapmış olduk böylelikle? E sayı 1 ve sayı 2 değerleri gerçekten bize bir sayı olarak geldiğinde e, işlemi yapıp sonucu karşımıza çıkarmamızı, doğru sonucu karşımıza çıkarmamızı sağlamış olduk. Evet bu exception handling deniyor bunu arkadaşlar. Buna daha sonradan detaylı olarak zaten değineceğiz. Hiç kafanızı yormayın. Sadece tip kontrolünün yapabildiğimizin mantığını aklınıza oturtmanız yeterli. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.